Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul Havalimanı'nın ana uçuş kulesinin balkonundayız. Buraya çıkabilmek bizler açısından yılda bir veya iki yılda bir önümüze geliyor. Hatırlayacaksınız, bir önceki videomuzda havalimanı ışıklarıyla ilgili olmuştu. Şimdi bugün neden buradayız onu anlatmak gerekirse. Öncelikli olarak bugün İstanbul Havalimanı dünyada bir ilke imza atıyor. Bu sistemde geliştirilen özel yazılım, arkasından gelecek yıl aktif olacak özel ışık sistemiyle beraber İstanbul Havalimanı'ndaki yer operasyonu çok daha emniyetli hale gelecek. Emniyet dediğimiz zaman nedir? Ne yazık ki havacılıkla ilgili çok fazla yer kazası oluyor. Ne oluyor mesela? Yanlış taksi yolundan piste girmeler veya yanlış bir yere uçağın aydınlatma direğine çarpması gibi çok sayıda kaza meydana gelebiliyor. Artık bu uygulamayla birlikte buradaki uçuş operasyonu çok daha emniyetli yapılmaya başlanacak. Kontrolörler önlerindeki radar ekranı önünden bütün o trafiği takip edecekler. Aynı zamanda bu sistem gerek ışıklar gerekse de özel yazılım sayesinde kontrolörlere alternatif sunmaya başlayacak. Bunda şöyle bir anlamı var bir taraftan da. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda yolcuların en büyük şikayeti havalimanı çok büyük olduğu için, 5 büyük pist olduğu için uzun taksi süreleri. Böylelikle kontrolörlerle çabuk çabuk konuşup, onay alıp ve otomasyonla birlikte, yazılımla birlikte uçaklar çok daha hızlı terminale doğru gidecekler. Yaklaşık %15'lik bir ilk etapta iyileşme bekleniyor. Bu biz yolcular açısından bir tarafı. Hava yolları açısından en büyük avantaj ise taksi sırasında 90 kilogram civarında dar gövde için yakıt sarfiyatı oluyor. Bunu bu sürenin azaltılarak daha az yakıt harcanması, daha az yakıt harcamak demek çevreyi daha az kirletmek demek, maliyetleri düşürmek demek ve tabii ki hava yolları için bunun anlamı hem çevre hem de ciddi bir operasyon maliyetinin aşağı inmesi. Bunun da umarım yakın bir zaman içerisinde bilet fiyatlarına yansır diyoruz. Çünkü gerçekten petrol fiyatları adeta variller roket takılmış gibi çok yüksekten uçuyor. İstanbul Havalimanı dijitalleşme stratejisi doğrultusunda geliştirdiği ve dünyada bu seviyedeki ilk uygulama olan gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi teknolojisinin yönlendirme servisini hayata geçirdi. Sistem, ileri seviye durum farkındalığı ve operasyon kontrol için en iyi entegrasyonu sağlamasıyla dikkat çekiyor. İGA İstanbul Havalimanı planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Eurocontrol PRC üyesi İsmail Hakkı Polat'ın sunumunu yaptığı sistem, lansmanına Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, Avrupa Komisyonu DG MOVE Genel Müdürü Henrik Holeley, SESAR JU İcra Direktörü Andreas Borşen, Eurocontrol DG Danışmanı Haydar Yalçın, AHN ve SAF şirketlerinin üst düzey yetkilileri paylaştı. Meydanda bulunan 3 ana pist, 2 yardımcı pist, 178 taksi yolu, 367 stand ve 14 milyon metrekare pat sahası ile İstanbul Havalimanı tüm hava tarafı operasyonunu kapsayan sistem 2018'den bu yana kullanımda. Ancak bu sistemlerin fonksiyonlarının Devlet Hava Meydanları, Seyri Sefer ve Elektronik Daire Başkanlıkları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ekipleri, Endüstri Paydaşı, AHN ve SAP mühendisleri ile ortak geliştirdiklerini ve havalimanında bu sistemin 7/24 operasyonda olduğunu açıkladı. Şu anda havalimanımızda günde 1300 uçuş gerçekleştiriyoruz. Kapasitemiz 2000 uçuş civarında. Bu kadar yoğun bir trafiğin gözle ve manuel olarak kontrolü neredeyse imkansız, takdir edebileceğiniz gibi. Havalimanımızdaki 167 taksi yolu ve 370 parking pozisyonu ve 5 pist arasında 15 binden fazla rotalama opsiyonu oluşuyor. Bu sistem en kısa, dönüş sayısının en az olduğu kurallamalara göre rota opsiyonlarını hava trafik kontrollerimize otomatik olarak sunacaklar her uçak için. Bu sayede taksi sürelerinin en optimize olarak kullanılmasını bekliyoruz. Taksi sürelerinde %15 civarında azalmaları öngörüyoruz. Sistemin bir sonraki aşaması olan
follow the green dediğimiz armatürlere, taksi üzerindeki aydınlatma lambalarına iletişimi de sağladığımızda bu verimliliğin bir o kadar daha artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki sene inşallah sistemi o seviyede taşıyacağız. Dünyada da bunu taşıyan ilk havalimanı biz olacağız. Sistem ile hava durumundan bağımsız, durumsal farkındalığı da kaybetmeden hava tarafı operasyonlarında gözetim seviye 1, emniyet desteği seviye 2, yönlendirme seviye 3 ve rehberlik seviye 4 hizmetleri sağlanıyor ve hava tarafı operasyonlarındaki tüm paydaşların performansları aynı şekilde birlikte takip edilebilmekte.